Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu bölgesinde 920 köy yolunun merkezlerle bağlantısı kesildi. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimi geçti. Kars, Bingöl ve Bitlis'te yaşam adeta felç oldu. İşte Doğu illerinde son durum. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli kar yağışı hayatı felce uğrattı. Kar yağışı ile birlikte Ağrı'da 520, Erzurum'da 300, Iğdır'da 54, Ardahan'da 26, Muş'ta 20 olmak üzere toplam 920 köy yolu ulaşıma kapandı. Abi kepçe gelme. Bölgede en düşük hava sıcaklıkları ise Erzurum, Ardahan ve Kars'ta sıfırın altında olmak üzere 4, Iğdır'da 2, Ağrı'da 1, Erzincan'da 0 derece olarak ölçüldü. Gece yarısından beri etkisini sürdüren karın kalınlığı Palandöken'de 30 santimi geçti. Kar kalınlıkları şehir merkezlerinde Ağrı'da 20, Erzurum'da 17 ve Muş'ta 10 santime ulaştı. Bölgede belediye ve karayolları ekipleri aralıksız olarak kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkilileri gece yarısından itibaren sıcaklıkların düşeceğini, kuvvetli don beklediklerini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar ve tipi Kars'ta da etkili olmaya devam ediyor. Gece başlayan ve devam eden kar yağışı trafiği alt üst etti. Görüş mesafesinin sıfır olduğu kentte özellikle çocuk ve yaşlıların dışarı çıkmaması istendi. Öte yandan trafik ekipleri kent dışına çıkan birçok aracı geri çevirdi. Kars-Iğdır karayolunda bulunan Hanlar geçidinde ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kars-Ardahan karayolu Boğatepe mevkiinde de ulaşım zaman zaman duruyor. Bingöl'ün Karlova ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı yaşamı felç etti. Bingöl-Erzurum karayolu zaman zaman trafiğe kapanırken ilçeye bağlı 35 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde kalınlığı 50 santimetreye ulaşan kar yağışı nedeniyle dün akşam Karlova-Erzurum karayolu zaman zaman trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin zamanında müdahalesiyle bu yolda ulaşım kontrollü olarak yapılıyor. Karlova-Bingöl Karayolu'nda Hacılar Köyü mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapanırken onlarca aracın da mahsur kaldığı belirtildi. Sabah saatlerine kadar karayolları ekiplerinin verdiği mücadeleyle bu yolda da trafik tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Dünden beri yağan kar yağışı nedeniyle Karlıova'ya bağlı 35 köy yolu ulaşıma kapanırken ilçe merkezinde belediye ekiplerinin kar temizleme işlemi devam ediyor. Kar yağışından dolayı buzlanan yollar çocuklar için birer oyun alanı haline geldi. Çocuklar buzlanan bu yollarda kayarak keyifle eğlenmeye çalışıyor. Belediyeye bağlı ekipler ilçe merkezinde, özel idareye bağlı ekiplerde kapanan köy yollarını açmak için kar temizleme çalışması yaparken, trafik ekipleri de karayolunda seyreden araçları denetleyerek kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları tehlikeli olmaya başladı. Bazı kişiler sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldıklarını belirterek bu hayvanlara da çözüm bulunmasını istedi. Bitlis'te aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. 20 köy yolu ulaşıma kapanırken şehirler arası yollarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor. Aralıksız yağan karın kalınlığı Bitlis şehir merkezinde 35, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Bitlis merkeze bağlı 20 köy yolu kardan dolayı kapandı. Karayolları ekipleri şehirler arası yolları temizlemek için büyük çaba gösterirken trafik tek şeritten güçlükle sağlanıyor. Belediye ekipleri ise şehir merkezinde kar temizleme çalışmalarını yağıştan dolayı güçlükle yürütebiliyor. Birçok mahallenin yolunun da kapandığını belirten belediye yetkilileri, yağışın durmasıyla kar temizleme çalışmalarının hız kazanacağını söyledi. Öte yandan Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da yılın ilk karı yağdı. Etkili olan yağışla birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Daha ilk günden 60'a yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı Iğdır'da il özel idaresi ekipleri çalışmalarına başladı.